Mehmet Suburb Icon, yani banliyö ikonu. Biz tam Türkçeleştirmek istesek emsal banliyö diyebiliriz, öyle değil mi? Şehir dışında insanların şöyle ideal hayat sürdüğü böyle yeşil yeşil çimenli bahçeleri, güzel tek ya da iki katlı evlerden oluşan bir yer. Bu aslında William Levitt'in projesi. Gerçek bir yer. Adı da Levitt Town. Ve William Levitt gerçekten filmdeki gibi bunu beyazlar için tasarlamış. Beyaz aileler için bir emsal banliyö. İçeriye renkliler giremez. Fakat mahkeme zoruyla oranın karma bir yerleşim yeri olmasına karar verilmiş. Ve oraya yerleşen çift, Myers çifti, filmde de M-Y ile başlayarak yazılıyor. Gerçek isim Myers diye değiştirmişler birazcık ama sonuçta aynı ismi kullanmayı tercih etmişler. Oraya taşındığına taşınacağına pişman edilmiş. Bahçelerinde haç yakmaktan, en tipik Ku Klux Klan numaralarını çekmekten sürekli camlarını taşlamaya kadar her türlü eziyeti görmüşler etraftaki ırkçılardan. Sene 1957. Evet. Evet, onun altını çizelim yani. Doğru. 1957'ye yaşanıyor bu olaylar. Hatta filmde bir ara espri de yapılıyor. Mississippi değil burası deniyor. Ama evet, aslında hiç de fark etmiyor yani sonuç olarak. Amerikan hayatının simgesi banliyö. 1950 yılların simgesi aynı zamanda. Şimdi savaştan sonra 1947'de kuruluyor, zaten onu söylüyor. Hı hı. Savaştan sonra özellikle 1950 itibariyle Amerika'da orta sınıf çok güçlenir. Güçlenmesiyle birlikte o refah toplumu oluşmaya başlar. Çok para harcamaya başlarlar ve Amerikalılar da Avrupa usulü apartman hayatını değil de bahçeli hayatı severler. Beyaz çit, yeşil çim ve işte tek katlı ya da iki katlı ev. Bu Amerikan rüyasının, Amerikan hayatının en önemli simgesidir. O geniş yayılır, geniş bir alana yayılmayı severler, o geniş alanda. Ve bütün her şey onun simgesi ve o hayatı, işte o hayatın içerisinde asla siyahlar almak istemiyorlar. O hayatı sadece kendilerine ait olarak görüyorlar. Fakat onun sınırlarının belirsiz olması, dışarıdan başka birisinin gelmesi onları inanılmaz rahatsız ediyor. Yani bu filmin meselesi değil, yani filmin dramatik meselesi değil, gerçekten yaşanmış bir mesele. Evet. Yaşanmış bir mesele şu ilginç, yani bu film aslında yani ırk ayrımıyla ilgili çok yeni bir şey söylemiyor ama bir şey söylüyor. Nasıl yaklaştıklarını görüyoruz biz. Hı hı. Diyorlar ki biz ırkçı değiliz. Irkçı değiliz diyorlar, öyle açıklıyorlar. Evet, evet. Onlar yeterince eğitim görmediler, yeterince gelişim kaydetmediler bizim kadar. Ve bu açığı bizimle evlenerek, bizim aramıza karışarak kapatmaya çalışıyorlar. Şimdi tez bu. Yani yeterince eğitimli değiller, yeterince gelişmiş değiller. Şimdi filmin konseptine bakalım. Filmin içerisinde bir beyaz evin içerisinde olup bitenler korkunç. Korkunç şeyler olup bitiyor. Öteki tarafa bakıyoruz. Onlar bir aile, korkunç şeyler yapıyorlar. Şimdi beyazların geldiği seviye bu. Yani film bunu çok net gösteriyor. Çok. Yani çok net gösteriyor. Yani geldikleri seviye nedir? Hakikaten kimsenin gelmemesi gereken bir yer orası. Hiç kimsenin gelmemesi gereken bir yer. İronik olarak film bunu çok güzel anlatıyor. Evet. Ben işte Coen kardeşlerin genellikle insanı ters köşeye yatıran yaklaşımlarından çok haz duyuyorum. Muhtemelen hani bu senaryoya, bu hikaye eklemlenirken onların fikri alınmıştır. Mutlaka işin içinde yer almışlardır diye düşünüyorum. Tabii ki George Clooney ve Grant Heslov da başa çıkamaz demiyorum ama o kadar güzel bir zıtlık yaratıyor ki. Ben mesela sonradan Amerikalıların filmde beğenmediği bu iki ayrı hikayenin birbiriyle kaynaşmaması ve tek bir anlatı oluşturamaması, paralel iki anlatı olması meselesini okuyunca çok şaşırdım. Çünkü ben bunun net bir şekilde bilinçli yapıldığını görüyorum filme bakınca. Çünkü iki evin konumu da öyle. İkisinin arka bahçeleri birbirine bakıyor. Ön tarafları değil. Zaten filmin finali de onu çok güzel gösteriyor. Arada normal çit var. Ve iki çocuk birbirlerine beyzbol topunu atıp orada oynuyorlar. Nitekim iki evde iki korkunç olay olurken, yani bir tarafta kan gövdeyi götürüyor işte. Öbür tarafta dışarıda azgın bir kalabalık var, saldırıyorlar. Birbirlerini görmüyorlar. Yani iki şeyin cereyan ettiği cepheler farklı. Arkalar birleşik. Yani o yüzden de bu görünmemezliğin, bir taraftaki sokağın ıssız ve karanlık olmasının, öbür tarafta işte kalabalıkla, polisle bir şeyin saldırının devam etmesinin çok hoş bir tezat oluşturduğunu düşünüyorum. Ben de katılıyorum sana. Bence iki hikaye birbirini bütünlüyor. Filmin kalbi hatta bence orası. Hı hı. Yani sen orada korkunç, ilkel bir şey yapıyorsun. Linç, işte korkunç şeyler yapıyorsun. Öteki tarafta o kadar büyük bir suç var ki, yani yan evde çok büyük suçlar işleniyor. Korkunç suçlar işleniyor. Ve senin orada yarattığın yaygara, gürültü yüzünden o suçlar gölgeleniyor. Beyazların işlediği bütün suçlar gölgeleniyor. Asıl karanlık orada. Asıl suç orada. Her şey orada yani. Ve sen bunu gölgeliyorsun. Şimdi buradan zaten Clooney'nin bu filmi çekmekteki amacı tam da bu Trump Amerikası ile birlikte oluşan bu iklimden duyduğu rahatsızlık. Yani çünkü beyazlar yine aynı şekilde siz suçu getiriyorsunuz bizim hayatımıza diyorlar. Evet. Ve Trump da bir konuşması ben onları anlıyorum diye. Böyle söyleyen beyazları anladığını söylüyor. Evet. Şimdi bu olayı düşünelim. Trump'ın o açıklaması, beyazların yaklaşımı. Siz suçu getiriyorsunuz bize de. İşte aslında suç orada zaten. Siz suçu sadece görünür kılmıyorsunuz. Orada kadın en sonunda, yaşlı bir kadın diyor ki her şey Myers'ların buraya gelmesiyle başladı diyor. Böyle şeyler olmazdı bizim mahallemizde diyor. Evet. Hı. Ve hakikaten de bu olayı o şekilde okuyabilir onlar. Yani her şey çünkü ama olayın kendisi aslında iki tane. Bir, beyazların ırkçı şiddeti var. İki, beyazların beyazlara gösterdiği beyaz şiddet var. Evet. Her koşulda yani. Bu film onu anlatıyor ve o yüzden bence iki hikaye birbiriyle uyumlu. Filmin ben kalbinin de o olduğunu düşünüyorum zaten. Hı hı. Zaten Myers'lar siyah değil Meksikalı olsaydı yine aynı şey olacaktı yani. Mayıslar yerine Hernandezler gelseydi, Meksika'dan değil Guatemala'dan da gelselerdi hiçbir şey fark etmeyecekti. Onlar yabancı. Yani orada xenofobi de var aslında. Kendilerinden olmayan herhangi birinin o çevreye girmesini istemiyorlar. Çünkü delilik ve düzenliğin bu birlikten geldiğini zannediyorlar. Gelmiyor aslında. Çünkü içten çürümüşlük var. O içten çürümüşlüğü, aile yapısının çürümüşlüğünü, sevginin yok oluşunu, onun yerine rahat bir hayat, para hırsı ve başka şeylerin aldığını çok güzel gösteriyor bize film. Bir de çok tuhaf bir şey daha yapıyor. Mesela beyazların içinde ırkçı olmayan bile ahlaken başka türlü yozlaşmış. Mesela işte Julianne Moore iki kardeşi canlandırıyor. Maggie ırkçı değil. Nicky'ye diyor ki git de çocukla oyna komşumuz. Onu yolluyor. Kasada patronu gelip Daisy Myers'a her şeye $20 fiyat biçtiği zaman rahatsız olduğunu yüzünden görüyoruz. Yani ırkçı değil aslında. Ama bu öz kardeşini hem de ikiz kardeşini bir komployla öldürüp yeğenini de öldürmeye çalışıp aslan eniştesi olması gereken sevgilisiyle kaçmasına engel bile değil. Zannediyorum bu durum yani böyle bir çöküşü göstermesi ahlaken Amerikalıları biraz fazla rahatsız etti. O yüzden filme çok yükleniyorlar. Bilmiyorum. Benim de filmde sevmediğim bazı noktalar var ama onları sonra söylerim. Hı hı. Episkopal Kilisesi'nden o aile. Şimdi Episkopal Kilisesi'nin kökeni Anglikan yani İngiliz kilisesi. Onun Amerika'daki versiyonu. Bu kilisenin baktığınızda tarihine 1960'tan ve 70'ten itibaren en liberal kiliselerden bir tanesi. Hı hı. Yani hakikaten bütün o çizgi Hristiyan kiliseler arasındaki en liberal kiliselerden bir tanesi. Şimdi o yıllarda 1957 itibariyle belki çok liberal olmayabilir. Ama belli ki oradaki Suburbic'in cemaati için bir soru işareti o aile. Siz Yahudisiniz değil mi diyor orada. Hatırlıyor musunuz? Evet. Siz Yahudi misiniz Doğucu diyor. Isminden. O da hemen episkopalım ben diyor. Evet. Hemen onu yani onlar yani biraz kendilerine benzemeyen insanları da direkt Yahudi olarak zaten orada da ciddi bir ayrımcılık var. Senin söylediğin mesele her işte. Her tür ayrımcılık var. Her tür ayrımcılık var. Onlar için önemli olan beyaz, Anglo-Sakson ve şey olacak protestan. Evet. Temel bütün o toplumun oluştuğu yapı o. Beyaz, Anglo-Sakson, protestan, VASP. Evet. Ve onun VASP'ın dışında kaldığı için siz Yahudi misiniz diyor mesela. Öyle bir durum da var orada. Çok alakasız bir şey söyle. Neden öyle düşündünüz diyor. İsminizden diyor. Doğucu isminden mi diyor mesela. Yani hiç böyle bir şey yok aslında. Yani dayısı da, Mitch dayı da rahatsız. Yani gidip rahiple konuştuğunu görüyoruz. Yani o çocuk o episkopal ailede nasıl büyüyecek diyor. Endişeleri var. Böylece insanların aklında şöyle bir şey oluyor. Ne ki episkopal? Yani orada mezhep ayrımcılığı var. Irk ayrımcılığı var. Cinsiyetçilik zaten o dönemdeki toplum için çok çok önemli. Onu da çok tatlı bir şekilde göstermiş. O kadınların hali, ellerinden moda dergisi düşmüyor. Bütün o dönemde geçen filmlerde de vardır zaten. Herkes 2 dirhem 1 çekirdek, saç baş yapılı, makyajlı, cici cici elbiseleri, topuklu ayakkabılarıyla hazırda ev işlerini yapıyorlar. İdeal ev kadını tipi orada çiziliyor. Hatta Maggie'nin o şeker pembesi kıyafeti bence çok manidar. Tam öyle bir renk seçmişler. Bütün renk paleti öyle zaten filmde. Arkadayı da görüyoruz. Çimenlerin yeşili, evdeki fıstık yeşili dolaplar, o gözlük çok tipik gözlük. Yani dönemin ruhundan kaynaklanan bir maraz olduğunu anlatıyor adeta bize. Evet, o yeşile biraz ben girmek istiyorum. Yeşili köpürtmek istiyorum. Çok bilinçli kullanmışlar. Robert Elsbist görüntü yönetmeni. Hı hı. Çok iyi bir görüntü yönetmenidir. Çok. There Will Be No Blood'la Kan dökülecek galiba. Evet. Onunla Oscar aldığını da biliyorum. Hı hı. Çok iyi işleri var. Burada George Clooney ile çok iyi çalışmışlar. Oraya göre bir renk paleti bulmuşlar ve yeşil bu renk paletinin anahtar rengi olarak seçmişler bence. Arka fonda gözüküyor. Şimdi o ilk açılış sahnesinde o banyo resmini veriyor. Banyo resmi şudur. Yeşil çim, beyaz çit, mavi gökyüzü. O mavi gökyüzü olmadan da düşünülmez o. Çünkü o filmin başındaki imaj var ya, o hani reklam, böyle bir reklam kitabı gibi çeviriyorsun, albüm gibi. Broşürler, evet. Orada da yani o banyo hayatı, mavi gökyüzü, beyaz bulut, beyaz çit, yeşil çimdir. Ama içerideki mekanlarda, filmin diğerlerinde senin dediğin o fıstık yeşili gibi yeşil rengi hep korumuşlar. Hep devam ettirmişler. Gece sahnelerine çok önem vermişler. Özellikle bu cemaatin, yani oradaki banyodaki insanların baskıyı artırdığı sahneler gece çoğunlukla. Onları geceye denk getirmişler, gecenin karanlığına denk getirmişler. Ve gecenin karanlığında banyo çok tekinsiz bir yere dönüşüyor. Çünkü herkesin dikkati oraya yoğunlaştığı için öteki tarafta her türlü suç işlenebiliyor. Çok rahat olabiliyor. Çok iyi bir renk paleti var. Sarı renkler de belirleyici. Gündüz vaktinde özellikle ev içindeki çekimlerde sarıyı da güzel kullanmışlar. Ya böyle ilk sahnede evet böyle bir huzur verici banyo renk paletiyle başlıyoruz. David Lynch filmlerinde de vardır bu, çok sık kullanılır. Ama ondan sonra yavaş yavaş o böyle giderek bir karanlığa doğru giriyor. Özellikle ilk sahnede çocuğu uyandırıp, Nicky'yi uyandırıp hadi gel dediği, çünkü bir çocuğun o komploya şahit olması gerekiyor. Görmesi gerekiyor o komployu. O sahneden itibaren o yeşille sarıyı biraz huzursuzluğun, maraziliğin renkleri olarak kullanmışlar ve çok güzel kullanmışlar film boyunca. Aynı fikirdeyim. Zaten o tatlı böyle cıvıl cıvıl canlı renklerin olduğu yerin böyle şekerci dükkanı gibi bir mutluluk idealini temsil etmesi lazım. Halbuki öyle bir şey yok. O yüzden de hani her şeyin iki yüzü var. Görünen ve görünmeyen deyip gece genelde görünmeyeni temsil ettiği için onu gölgelerin, loşluğun içinde yok etmişler. Hatta o ışık ve gölge meselesi iki zanlıyı teşhis etmeleri için karakola çağrıldıklarında çok güzel ortaya çıkıyor. Yani o camın arkasından bakıyorlar. Bir polis memuru, çocuk gizlice girmiş içeriye, farkında olmadan onlar. Bir anda ışığı yakıyor. Işığı yakınca sıradaki zanlılar içeride kimin onları teşhis etmeye çalıştığını net olarak görüyorlar. Evet. Yani orada o ışık ve gölge, yani gerçek ve gerçeği saklama meselesine çok güzel bir ayrıntıyla vuruşta bulunmuşlar bana sorarsan. Evet, oradan biraz şimdi Coen kardeşler dokunuşuna geçmek istiyorum. Coen kardeşlerin zaten hikayesi, dokunuştan öte hikayesi var. Şimdi onların, Coen kardeşler kendileri zaten hayat hikayelerine bakarsak onların Amerika'nın orta bölgelerinde, böyle New York'ta falan büyümemişler. O yüzden o etnik kökenlere Amerika'da çok önem verildiğini biliyorlar. Yani herkes birbirinin etnik kökenine çok önem veriyor. O yüzden bütün Coen kardeşler filmlerinde herkesin etnik kökenleri, dini önemlidir. Bu filmde de önemli. Ayrıntılar o. Mitch dayı, senin sözünü ettiğin sahne falan o anlamda anlamlı. Tabii. Çünkü sürekli o var. Bir kere onun çok net bir şekilde ortada. İkincisi, Coen kardeşler özellikle suç filmlerinde başını belaya sokan zayıf karakterli erkekleri merkeze koyabilirler. Evet. Fargo filminde William H. Macy'nin oynadığı karakter vardır mesela. İşte kayınpederinin işletmesinde çalışır. Herkesi böyle birbirine düşürüp para kazanmaya çalışan küçük bir dolandırıcıdır ama batırır her şeyi ve çok zayıf karakterlidir. Ve sevdiği insanları riske atar. Şimdi buradaki Matt Damon da öyle aslında. Yani Coen kardeşler çekseydi aslında Matt Damon'ın oynadığı karakter biraz da o karakteri çok hatırlatıyor. Giderek daha da başı belaya geliyor ve çocuğuyla bile arasında ciddi bir, finale doğru ciddi bir mesafe oluşmaya başlıyor. Yani sen kendi kanından, canından olan insanla bile aranda ciddi bir mesafe oluşuyor. Çünkü kendi çıkarlarına çok fazla kafayı takmaya başlıyorsun. Çok zayıf karakterli bir erkek. Giderek daha da karanlık tarafa doğru giden zayıf karakterli, beceriksiz aynı zamanda. Burada bir de bütün Coen kardeşlerin suç filmlerinde akılsızlık ve izansızlık vardır. Kesinlikle. Bu zorba. Şoförlük yapıyor onlar aslında ikisi. Şoförlük yapıyorlar. Evet. Daha çok para kazanmak için bir suç işine girmeye çalışıyorlar. Giriyorlar da ama o kadar akılsız ve izansız yapıyorlar ki bu işleri. Baştan sona herkes de var bu. Yani hiç kimse işini, yani açgözlülük öyle bir şey ki Coen kardeşler onu öyle güzel anlatıyor ki çok. Bir noktadan sonra akılsızlık ve izansızlığa dönüşüyor. Oscar Isaac'in karakteri için de aynı şey geçerli değil mi? Aynen. Hem kendisi hem de sonu için. Evet. Yani meseleyi çözmüş, ortada bir dolandırıcılık var, anlamış, gelmiş. Önce bir yokluyor ortalığı, sonra akşam geldiğinde hepsini istiyorum paranın diyor. O sırada kendini riske atıyor. Zannediyor ki karşısındaki düşünecek. Eğer bir sigorta eksperini öldürürsem ben her şey ortaya çıkar. Halbuki orada Megi paniğe kapılmış. Ne yaptığını bilmiyor. Atmış işte o kül suyu dedikleri çözelti, yani sonuçta onunla lavabo temizlersin, lavabo açıcı gibi bir şey o. Onu atmış ve o bunu söylerken aslında ölmek üzere. Evet. Ama sırf açlık meselesi var ya burada, yani o açgözlülüğü aşmış bir şey. Net açlık o aslında. Paraya açlık, huzura açlık, lükse açlık. Asla doymuyorlar. Yani o doymamazlıktan bahsediyor. Evet işte. Yani Coen kardeşler filmlerinde zeki suçlular yoktur. Yok. O yüzden ben çok severim. Yani suçu anlatırken suçu hiç övmezler. Suçu tamamen akılsızlık, izansızlık, beceriksizlikle ve yani aptallıkla özdeşleştirirler. Bu çok önemli bir ayrıntı. Bu filmde de var. Panik ve korkuyla. Panik ve korku. Hep paniğe ve korkuya kapılırlar. O yüzden hata üstüne hata işlerler. Evet, suç zayıflıktır yani, evet, tamamen. Ve ellerine yüzlerine bulaştırırlar. İşte hepsi oluyor bu filmde. Evet. Yani son bölüm bir kara komediye dönüşüyor. Son bölüme şöyle bir bakıyorsun, herkes birbirini öldürme derdinde. Herkesin birisini öldürme gibi bir amacı var. Ve bütün bu süreçte yani bir tek Nicky'nin bir masumiyeti var. Yani Nicky'nin kurtulmasını istiyoruz. Yani bütün filmde, yani bütün filmin o karanlığında tutunduğumuz iki tane sıcaklık var. Coen kardeşler filmlerinde genelde yani, George Clooney de çünkü Coen ruhunu çok benimsemiş bu filmde. İki çocuğun arkadaşlığı. Çok sıcak bir şey. Bir de dayısının gerçekten bir baba şefkatiyle Nicky'yi sevmesi. Bunun dışında hiçbir şey yok. Gerçekten hiçbir şey yok. Tutunabileceğimiz hiçbir şey yok. Evet. Bunun dışında dışarıdaki komşular korkunç. Herkes burada. Maggie mesela çok bir taraftan duyarlı bir kadın gibi. Julianne Moore'un yorumuyla içinde sanki bir iyi bir taraf varmış gibi, ama çocuğu bile zehirlemek için sütü ve sandviçi hazırlıyor. Evet. Mesela. Çocuğu zehirlemeyi göze alıyor. Sırf o önlerine koydukları hayal. Bir yere gidecekler, işte Hollanda sömürgesi bir adaya gidecekler. Aruba. Aruba'ya gidecekler, orada yaşayacaklar. Sırf o hayal için o çocuğu öldürmeyi bile göze alabiliyor. O çocuğu öldürmek istiyor ama ne oluyor? En sonunda ilahi adalet ve o Matt Damon'un oynadığı karakterin, Gardner'ın sonu oluyor. Evet. O bir de mesela merdane ile o uyku ilaçlarını ezmesi çok ilginç, öyle değil mi? Evet. Yani tipik bir ev kadını yemek yapıyor pozisyonunda, çok şefkatli bir şey yapıyormuş gibi. Bütün onları. Bana sorarsan yani filmin içinde çok çok güzel anlar var. Ya mesela çok hoşuma gidenlerden bir tanesi Bayan Myers'ın çamaşır asması. Karşısında bir sürü insan, bağırıyorlar, çağırıyorlar, hakaret ediyorlar. O şöyle çok da güzel bir açıdan almış onu, böyle hafif profilden burnunu dikerek çamaşırları asması o kadar güzel ki. Dingin, huzurlu, kendinden emin, doğruyu temsil eden bir insan var orada. Yani o dürüst bir insan, gerçek bir insan ve hiç kimseye bir zararı yok doğal olarak. Ve karşısındaki iğrenç ırkçılar ondan kurtulmaya çalışıyorlar ve o temizliği temsil ediyor. Kar gibi çamaşır yıkamış, onları asıyor. Evet, oradaki kontrast çok güzel. Çok. Zaten babası da öyle. Onlar orada sadece orada yaşamak isteyen insanlar. O çitler de yani çit örüyorlar ya, tahta perdeler. Çok büyük tahta perdeler örüyor. Onları yalıtmaya çalışıyorlar. İşte o da zaten bugünün Amerikası ile ilgili bir metafor o. Tabii. Bugün Amerika'sında da istenen şey bu zaten. Yani asıl o. Meksika sınırı meşhur. Tabii tabii. Beyaz üstünlük meselesi. Yani o tahtaların giderek büyük olması ve o tamamen Trump ve bugün Amerika'sı ile ilgili çok güçlü bir metafor zaten o. Hı hı. Ve tabii bütün bunlar metafor ama şunu düşünüyorsun, bu yaşanmış. 1957 yılında yaşanmış. Merak eden seyircilerimiz bakabilir. Hatta YouTube'da bunun haber kaydı YouTube'da kayıtlı olarak biliyorum ben. Evet. Yıllar önce film gösterime girdiğinde konuşulmuştu, hatırlıyorum. Hı hı. Oradan da seyredebilirler. Gerçekten yaşanmış bir olay. Buradan Alexandre Desplat'ın müziklerine gelmek istiyorum ben. Olur, gelelim çünkü gerçekten muhteşem. Hele evet. O tango finaldeki. Şimdi çok ilginç. Şimdi burada şöyle çalışmışlar. Bernard Herrmann vardır biliyorsun. Alfred Hitchcock'la çalışan Taxi Driver'da biz gösterdiğimizde konuşmuştuk biraz. O biraz böyle eski usul klasik soundtrack yapar ama ben onu çok severim, soundtracklerini. Biraz George Clooney ile birlikte demişler ki biz biraz klasik eski usul Hollywood müziği yapalım demişler. Yani gerilim müziği gibi olsun. Mesela ilk açılış sahnesinde işte o Suburb Icon müziği tam böyle 1940'lı yıllar Amerikan filmleri, kendini iyi hisset filmlerinin müziği gibi. Hı hı. Yani o duygu neyse biraz böyle parodi havasında bir müzik var. Bütün filmi eski Hollywood müziklerinin parodisi gibi tasarlamışlar. Mesela gerilim sahnelerinde gerilimi bize önce müzik hissettirir. Önce müzikle başlar. Final sahnesinde de aynı şekilde. Sonunda senin dediğin gibi çok güzel dokunuşları var. Tango gibi. Çok güzel. O bir tango yani finalde. Çok çok hoş. Yani evet. Tangonun gerilimi var. Yanlış adım atmaman lazım. Değil mi? Bir de burada biraz da işte zaten George Clooney'de biraz stilize bir, baştan sona stilize bir tarzı var. Yani ben burada Amerikan banliyö filmlerini anlatayım. İşte burada belirli bir noktadan sonra gerilim film. Mesela filmin tonuna baktığında gerilim filmi aslında. Gerilim filmi gibi çekiyor. Ama kara komediyle birleşen bir gerilim filmi bu. Hiç kaybetmiyor o dokuyu, gerilim ve kara komedi. Finalde herkesin ayrı bir derdi var. Herkesin ayrı bir hesabı var. Hakikaten bir gülmeye başlıyorsun. Yani aranda ciddi bir mesafe oluşmaya başlıyor. Bir tek zaten çocuğun tarafını tuttuğun için tek istediğin çocuğun hayatının kurtulması. Başka hiçbir şey istemiyorsun. Herkesle aranda mesafe var. Mesela orada ben tipik bir Coen kardeşler dokunuşu olarak görüyorum. Matt Damon'ın götürüp küçük bir bisiklette geri döndüğü sahne mesela. Ya tam çok tipik, komik çünkü yani gerçekten. Bir de o bisikletin üstünde giderken işte gelen iki kiralık katilden bir tanesini diğer kamyonun götürmesi. Yani o ilahi adalet dokunuşlarını Coen'ler çok ustaca kullanırlar. En ummadığın yerde en ummadık şey gelir başına. Yani abi bunlar gerçektir de yani bunu bekle derler sanki suçlulara. Evet, şimdi filmin bayağı zirve anlarından bir tanesi. Gerilim yukarı doğru çıkıyor. Müzik gerilimi yukarı çıkarıyor. Olaylar yukarı çıkıyor. Şimdi hangi filmde sen düşünürsün? Bir çocuk bisikletine binmiş bir yetişkin ve yanına gelen bir vos. Ya bu zirveye çıktığı bir anda işte bir Coen kardeşler resmi gibi. Zaten Clooney de oradan çok besleniyor. Clooney'nin mizah duygusu var zaten. Onun önceki filmlerinde de var. Var hep var. Hissedilir. Şimdi hep Coen demeyelim, Clooney'nin de adını verelim burada. Çok zeka dolu bir mizah var yani. Film boyunca devam ediyor o. Ya bir kara komediye dönüşüyor. Bir gerilim. Gerilimi öyle bir stilize hale getiriyor ki bizi hem çok heyecanlandırmıyor hem de o kara komedi dozunu çok güzel ayarlayabiliyor. Doğru. Şimdi tonda bazen değişiklikler oluyor. Mesela film en başında net bir kara film gibi, öyle değil mi? Meseleyi de görünce zaten kendileri de bir gönderme yapmışlar. Meşhur Double Indemnity, çifte tazminat filmine. Yani Amerikan kara filminin en ünlü örneklerinden bir tanesi. Orada da hep bir sigorta, hayat sigortasını almak için eşini öldürme meselesi vardır ya. O yüzden de tam bir kara film başlayacakmış gibi geliyor. Ama sonra o sofradaki beceriksizlik, o işte kloroform koklatma falan meselesinden hani mizahı hissetmeye başlıyorsun. Evet. Eleştiri zaten başından sonuna kadar var. Biraz daha hicive kaydığı yerler var. İyice gerilime döndüğü, senin çok güzel anlattığın gibi anlar var. Evet ya, benim filmde sevmediğim yanlar biraz hesaplı geldi bana. Çok hesaplı, stilize geldi. Duygusal olarak bana çok dokunmadı. Yani biliyorsun işte bu ırk ayrımını eleştiriyor diyorsun. O burada bunu yapmışlar. Çok duygusal olarak dokunduğunu söyleyemem ama baştan sona işte Robert Elsbist'in görüntü çalışmasını büyük bir zevkle seyrettim. kamera çalışmasını çok büyük bir zevkle seyrettim. Mesela üçü arabada gittikleri bir sahne var işte. Megi, Matt Damon'ın oynadığı karakter, Gardner karakter. Arkada oturuyor çocuk mesela. O ikisi arasında gidiş gelişleri mesela çok uzun bir çekim var. Sonra yavaş yavaş ona yaklaşıyor. Çok iyi bir kamera çalışması var. Alexandre Desplat ile harika bir müzik çalışması yapmışlar bence. Çok iyi. Ya yani böyle çok üslupçu bir çalışma yapmışlar. Onlar falan, renk çalışmasını zaten Robert Elsbist'in çok beğendiğimi söylüyorum. Ama dediğim gibi çok duygusal olarak bana dokunduğunu söyleyemem. Hı. Ama kesinlikle Amerikalı eleştirmenler gibi düşünmüyorum ben. Hı. Amerikalı eleştirmenlerin düşündüğünün aksine o iki hikayeli yapının filmin kalbi olduğunu düşünüyorum. Artı onlar çok düşük verdi, notlar verdiler. Ben öyle düşükte bir not vermemiştim. 5 üzerinden 3 vermiştim yani. Ben de sana katılıyorum. Kesinlikle yani o özellikle o zıtlığı, özellikle iki hikayeyi fazlasıyla kesiştirmemeye çalışmasını çok ince hesaplı buldum. Bir de ben her zaman her film bana öyle çok duygusal olarak dokunsun diye beklemiyorum. Yani iyi bir film izleyeyim ve bırak ben kendi kendime görüşüme sahip olayım diye bakıyorum. Bu film beni ama bugüne yansımasını bu kadar net göstermesi açısından oldukça tatmin etti. Yani sınır meselesi. Irkçılık, xenofobi, diğer yani bütün ayrımcılıkların aynı potada eriyip çeşitli şekillerde karşımıza sürekli çıkması ve bunlardan kurtulamamamız. Yani içimizdeki şiddetin ille de bir şekilde dışarı vurması hali çok rahatsız edici ve bunu çok net gösteriyor diye memnun oluyorum ben. Yani Başkan Trump'ın Amerikası yahut başka bir şey. Bence başkanlar geliyor gidiyor, Amerika'da sorunlar hiç değişmiyor. Yani bu çok kadim bir şey, bu yabancı düşmanlığı oradaki. Evet, sana aynen katılıyorum. O filmde onları gayet güzel anlatıyor. Zaten filmin öyle politik işlevi var. Bu Matt Damon'un oynadığı karakteri de çok sevmedim ben. Çünkü William H. Macy'nin Fargo'da oynadığı karakteri o kadar çok severim ki. Çok yaratıcı bir karakterdi. Onun bir kopyası gibi geldi. Fakat Julianne Moore'un karakterini çok sevdim ben. Onun gidiş gelişlerini çok iyi canlandırmış zaten. Çok gidiş. Mesela onun için şey derler, problemli kadınları oynuyor hep derler ama ben hiç öyle görmem. Yani o hakikaten karakterin içini çok iyi yansıtıyor burada. O gidiş gelişler. Hem sen bir taraftan kendini düşünüyorsun, hem çocuğu zehirlemeye çalışıyorsun. Teyzelik, bir taraftan ırkçı değilsin vesaire. Bence çok iyi bir karakter. Oscar Isaac'in filmi çok yükselttiğini düşünüyorum ben. Evet, Oscar Isaac geldiği andan itibaren... Orada ben hakikaten Double Indemnity'ye gittim yani. O filmlere gittim. Direkt 1940'lı yıllara gittim. Film noir'ın, bir kara filmin içine düştüm ben bir anda. Orada Oscar Isaac çok iyi oynamış. O iki aradaki gidiş gelişler, gerilim sahnesi, o da çok iyi bir sahne bence. Gelişi filme çok şey katıyor Oscar Isaac geldiği andan itibaren. Finalde de aşk özürlüğünün cezasını çekiyor. Evet, kesinlikle öyle. Ben bir de şu küçük bahçe yılanını çok sevdim. O iki çocuk arasındaki dostluğun simgesi ve çok ilginç bir şekilde filmde de masumiyetin simgesi. Yani tam Coen'lik bir hikaye. Onlar mı koydu bilmiyorum ama ben onlara mal ettim. Yani düşünebiliyor musun? Küçücük, sevimli, masum olan şey tavşan değil, yılan. Yani evet, çünkü iki çocuk arasında çok ilginç. O bence çok bilinçli bir seçim. Çok, tabii. Çünkü yılan hakikaten çok zor çocuğun sevdiği bir şeydir. Eline alabildiği, kucağına alabildiği, bayağı ikisi de seviyor. İkisinin ortak noktası dostluk zaten. O bir taraftan bunu bir metafor olarak da görebiliriz. Amerika'nın geleceği de o iki çocuğun dostluğunda yatıyor. Başka hiçbir şey de değil. Bütün o kargaşanın içerisinde o çocukların tekrar bir araya gelip beyzbol oynaması aslında bizim hakikaten gelecekle ilgili yani umudumuz. Amerika için söylüyorum. Yani George Clooney'in bakışı bu. Bütün bu kargaşada tek umudumuz bu dostluktur diyor. Başka bir şey demiyor zaten. Ve yılan diğer çocuklarla onları ayıran bir mesele aslında yani. Aslında çocuk başlangıçta gidip oynamak istemiyor. Ama sonra giderek yakınlaşıyorlar birbirlerine. Ama en son babası karşı karşıya geldikleri sahnede o siyah çocukla oynamanı istemiyorum diyor. Episkopal olmasına rağmen cemaate uymak istiyor. Cemaatin bütün kurallarına uymak istiyor. Ve orada çocuğuna ırkçı bir şekilde oynamayacaksın bundan sonra diyor. Evet, doğru. Evet, sonuçta her yönüyle ilginç bir film. Siyasi yansımasıyla da bugüne bence iyi ki gösterdik diyorum. Evet, yalnız ben de... Amerika değil, bütün dünya açısından. Evet, keskin bir kara mizahı olduğunu ekleyelim. Doğru. Bir sonraki programda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.